Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'da tanınan, bilinen, meşhur bir ciğerciye getirdik. Özellikle sabah saatlerinde geldik. Neresi burası? Çift kapının hemen yanında bulunan büyük postanenin dibinde şöyle şurada Nurettin ustamız var. Aslında ciğerci Zeki Usta diye biliniyor. Zeki Usta babası oluyor. Ustamız uzun yıllardır, yaklaşık 50 yıl burada hem böyle seyyar şekilde, tablacı şeklinde hem de dükkanı var tabii karşı tarafta. Uzun yıllardır hizmet veriyor Diyarbakır halkına. Sosyal medyada da kendisi biliniyor, tanınıyor. Sizler için bir bakalım dedik. Bu ciğeri nasıl yapıyor? Bir de özellikle sabah saat 5'te açıyor ustamız ve saat 10-11'e kadar çalışıyor. Dolayısıyla kısıtlı bir zaman. Biz bu zamana yetişmeye çalıştık. Neyse, fazla sözü uzatmayalım. Ustamızla hem bir sohbet edelim hem de ciğerinin tadına bakalım sizin için. Buyurun. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurettin abim. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Abicim sabah özellikle ciğere geliyorlar buraya. Evet, sabah 5'te gelirler. Evet, sabah 5'te geliyorlar. Onda da kapanır. Onda 10.30'da kapatıyoruz. Ciğer yapıyorsun burada sadece değil mi sadece? Ciğerdir. Ciğer var sadece. Sadece ciğer var. Biz ciğerciz evet. Ne zamandan beri buradasınız abi? 49 yıldır burası burada. Babadan kalma yani. 49 yıldır. Evet, 49 yıldır bu dezgi her sabah açılır. Gelsene Sertacığım, gel abi, gel bak ne güzel pişiyor bunlar. Gelin, bizim bakalım. Cihazı yakmadan yakın dikkat çekim edin. Ya. Dikkat edin. La burası kalma, evet. Kalma çalışıyorsunuz. Doğrudur. Baba da böyle tablada. Baba da aynı bu şekilde dezgi şey olurdu. Herkes makamın önünde kendisi yerdi. Dezgi önünde yerdiler. Nasıl böyle sabah 5'te başlıyorsun? Yoğunluk sabah o zamanlar. Yoğunluk sabah oluyor genellikle. Sabah oluyor, çünkü geceden kalmalar, sabahçılar falan geliyor, çok yani geliyor. Biz böyle bir 9.30-10 gibi geldik. Sakin zamanlar arası geldik. Sakin zamanlarda geldik. Evet. Orada abiler de yiyor. Afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl beğeniyorsunuz? Devamlı kuzu ciğeridir yani onun için. Kuzu ciğeridir. Kuzu ciğeri büyük değil. Günübirlik. Günübirlik. Şey yapıyorsunuz. Günübirlik. Evet. Zaten kapatma saatinden belli. Kapatma saati de belli. Şu an kilosu da belli. Aldığımız şey de belli yani. Sabit kilodur. Ya şimdi usta, bizim Diyarbakır'da bazen böyle esnaflarımız oluyor. Kaç saat çalışıyorlar, kapatıyorlar. Yani çok hiç yer, düşünmedin öyle mi? Mesela hani büyütmeye kalayım mi? Yok. Buranın şeye gider ya o zaman. Anki yani şeye gider ha. Sihri gider diyeyim daha doğrusu. Sihri gider. Yani diyorsun? Biliyorlar saat 10'da buranın kapalı olduğunu bilirler. Gelmezler. Hiçbir müşterim hayatta gelmez. Ona kadar şans olur gelirler. Evet. Ondan sonra gelmezler buraya. Yani yolları buraya düşse de gelmezler. Çünkü biliyorlar ki kapalıdır. Çünkü sen istesen yani bence sesim kalabilirim. Kadar, kalabilirim. Sesim kalabilirim. İki katı da, ciğer gider. Tabii. Değil mi? Tabii. Zevki kalmaz. Tadı, tam şeyinde kalır. Ciğerden başka bir şey yapmıyor. Hayır, sadece ciğerdir. Kuzu ciğeri başka kendi bir şey yok. Kendi ciğer yapan yanına kaşığa falan da. Kaşığa yapan var, uykuluk yapan var, dalak var, yürek var da. Biz sadece ciğer üzerine. Ya dumana bak. Parfüm, parfüm. Ya. Hani geç geldik ama yani şu parfüm... Biraz geç geldiniz. Ay, sakin ol. Sakin zaman az gel. Bana ciğer hazır, gel al. Siparişlerin de var. Yani tabii kapatmaya var. Yakın olmana rağmen var, geliyor. Var, gene de var. Doğrudur. Geliyorlar. Baran ustam servis yapıyor. Baran ustam da salataları tabii hazırlıyor. Tabii. Şöyle küçük hazırlar bir kulübesi var. Sertacığım şöyle bir geriden de göster bak. Şöyle bir küçük kulübe var. Tamam. Karşıda da ustamın dükkanı var. Zeki Usta diye. Tabii Zeki Usta'nın oğlu oluyor tabii, kendisi. Tabii babamdır. Nurettin Usta. Diyorum ya ondan kaldı bize. Allah ondan razı olsun. Ekmek olarak kalın ekmek kullanıyor. Kalın ekmek, ince ekmek yok burada yani. Bir ciğere ciğeri, biraz lavaş daha çok yakışmaz mı? Lavaş yakışır da lavaş hamur çıkıyor. Erken çıkan lavaşta sıkıntı olabilir. Sıkıntı diyorsun, olabiliyor. Mesela saat 8-9'da çıkan ekmekte sıkıntı olmuyor. Ha, o yüzden. O rahattır. Çünkü çekiyor. Fırın daha sıcak oluyor ya. Sıcak oluyor. Ekmeği rahat çıkarabiliyorsun. Ama sabah 5'teki mesela ilk fırına attığın zaman soğuktur. Soğuktur he. Onun için fazla hani sabahla biz şey kullanmıyoruz o kadar. Biz de sana zahmet parfümümüzü verelim. Evet buyurun. Böyle hatta ayaküstü yiyelim burada. Tabii ayaküstü yiyin ki tadını alabilirsiniz. Oturarak yesen soğuk. Abinin yerde de oturanlar var buralarda. Tabii. Da. Ama aile de var, arkada da var. Güzel oluyor sanki sıcak mesela sıcak arkayı da gösterebilirsiniz. Arkada da var. Otur aileler de var. Tarafta da var. Orada karşıda da var. Şeyler var. Masalar var. Karşıyı da gösterebilirsiniz. Tabii karşıda var. Aynen onu da gösterdik. Postanenin dibinde uzun yıllardır. Uzun yıllar kalan bir yerimiz var. Aynen abimiz burada ciğer yapıyor. Tabii bitiyor. Yetişmek lazım yani. Biz geldik saat 9-9.30. Yine de iyi yetiştik yani ustamıza. Sağ olun. Onun için de elimizden geleni yaptık. Abi o zaman bir porsiyon ciğer de bize at. Hemen atıyorum. Bir porsiyon 4 şiş. 4 şiştir. Porsiyon 4 tane. Bu Diyarbakır'ın klasiğidir değil mi? Klasiği 4'tür. Her yerde 4'tür. Yeni yeni bakıyoruz. Bazı yerler açılıyor böyle 6 şişe. Onlar falan ilk açıldığında 6'ya sonra 4'e düşüyorlar zaten. Sonra 4'e düşüyor değil mi? Kendiliğinden düşüyor. Aynen. Kendinden düşüyorlar hocam. Evet. Bir porsiyon abigile de seri saç abigile bir tatsınlar. Biz böyle ayaküstü yiyelim. Tabii ayaküstü sıcak sıcak vereceğim.
Burayı kapatıyor musun abi, yağmurlu falan? Yağmurlu var zaten, yağmurlu var, kendisi var yağmurlu. Amca da ne demek istiyorsan 40 senelik müşterimizdir. Kışın güzel olur. Kışın çok güzel olur. Ya amca niye bakmıyor ki? Nereye bakayım? Videoya bak. Esselamu aleyküm. Aleyküm yani selam. Aleyküm selam. Görmüşsün, görmemişsin sen burada aslında. Değil mi? Doğrudur. Ya eskiden beri. Ha. Eskiden beri. Amcam afiyet, aile, abim. 110 alıyorsun. Aynen. Yanında biber veriyorsun. Ya. Biber, soğan, domates, ayran. Domates yapıyorsun. Ayranı var, sumaklı, suyu var, sumaklı. Evet, sumaklı soğan. Bak, bak minik güvercin de nasiplenmeye gelmiş Sertacığım. Tabii. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler ya amca. Şimdi tam tadında YouTube kanalı. Vallahi tahminimce... İstersen kapat. Çıkmak üzere. Çıkmak üzere. Evet, veriyorum. Şimdi bu da böyle ayakta bile dursun. Ayakta bile servis ayakta. Geliyor. Tabii tabii. Yani her sonuçta zaman... ayakta da domates de yer, soğan da yer adam. Valla zaten oturan yemek değil mi abi? Dezgede de yani şöyle sıcak sıcak. Yağmurun altında, soğuğun altında, karın altında yerinde yine çok. Yine gelen var. Bir de kışın güzel gider özellikle. Ha. Dışarısı kışın... soğuk, içerisi sıcak. Gel de ye. Yıllar önce vermedin. Niye abi? 30-35 sene... Yere yakışmıyorum yani. 30-35 sene önce babam vermezdi. Tadını bozuyor diye vermiyordu abi. Yemin ederim hani hakikaten tek bir soğan. Şimdi yani. Bütçe git. Biliyorum seni. Babam vermezdi. Vermiyordu soğanı. Domates. Domatesi vermez. Domatesi tek soğan, vermiyor. Biber, ekmek. Soğan, biber, ekmek. Öyle bir şey soğan zaten. Buna verilen soğandır. Yani aslında ciğere asıl şey olan tabii, bunlar. Buyurun. Bak Sertacığım gel. Gel abi. Ya gel şunu bir dürüm yapalım ya. Bak. Hadi bismillah diyelim. Pide ekmek. Biz açık ekmek diyoruz. Açık ekmek. Açık ekmek diyoruz ama pide. Hani bazen pide ekmek diyorlar. Batı mı pide diyorlar, aa, doğrudur. Bak, bak ben bunu, şu şişi bir böyle şuna çekeceğim. Çekin hocam, afiyet olsun. Sadece soğan mı atayım diyorsun? Soğan abi? Tek bıraksanız daha iyi olur. Sadece soğan bırakayım. Domates vallahi bozar. Bak bak bak, şöyle şu şişi. Ona bırakalım. Yapalım. Tabii. Bak ne güzel. Nasıl eskiyebilirsen. Valla eskiden soğanla başka bir biber de verin bir de. Bak, biraz da tek soğan. Tek soğan vardı tabakta. Biraz da soğan. Valla 10 yaşındaydı verdi. Biraz da soğan. Bunu izninizle ben yiyorum. Hadi bismillah diyelim. Ya vallahi birçok yerde yediğim ciğerden çok farklı yani. Buranın havası, ortamı başka. Yani böyle ayaküstü süper. Tadı da lezzeti de çok iyi. Afiyet şeker olsun bilirim. Yok, ben biraz peşin peşin her şeye tuz atıyorum. Böyle tadına var. Bakmadan bile tuz atıyorum yani. Ya alışkanlıktır. Aynen. Gel abi gel. Hiç olmaz. Alışkanlıktır. Hı-hı. Gel. Bana bir kırdıktır abi. Ateş eylediği zaman hiç şey anlamıyorsun abi. Böyle... Ateşe tuttun mu kuruyor. Şimdi ben Sertaş sana yapacağım. Tamam mı? Şimdi sıcak sıcak yemek iyidir. Tamam bir tane yapacağım. Bu yeter mi? Tamam bırak. Var. Görüyor musun? He sen var. Gel. Tamam abi, bir tane yatıracağım. Çok bir daha olur mu ya sen? Şöyle. Şimdi açsaydın hepsini koyacaktım. Al abi sen ye. Hem çek hem ye ya. Afiyet olsun. Ben devam ediyorum. Beni bekleme diye yaptım bunu biliyor musun? O da yesin. O sen bekleme yani. Aç kalıyor. Sen bekleme. Sen hem ye hem çek. YouTube abi aynen. YouTube kanalı. Aynen. Diyarbakır sokak lezzeti. Yani Diyarbakır lezzetleri. Diyarbakır dışına çıkamadık daha. Tabii tabii görebilirsin. Tam tadında yazarsan çıkıyor. Abi ama gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyetsin baba. Yani her şeyi böyle taze, doğal kullandığım belli. Bir de bu ortam şey de çok güzel. Ortam güzel. Yani bu arada ortam önemli. Vallahi şahane. Mesela avukatlar savcıya gelir, kahvede oturmadı. Kar yağar, adam diyor ki... Değil mi? Buraya geliyor. Benim önüm sıcak olacak. Mesela mankas sıcak vuracak. Karı yiyeceğim, çamı yiyeceğim, kirleneceğim. Bir ben ondan zevk alıyorum. Hı. Benim sosyeteyle değmiyorum. Ama ben... Bu... Diyor ben zevki oradan alırım. Kuzu kanalı bayılıyor ama. Kuzu kanalı çok iyi. Yiyeceğim, abone olalım. Biberler acı evet, mı? Mesela. Acı. Ha. O zaman Sertaç isim tabii abi. Hem de. Biberler acıymış. Karışır. Görüşürüz abi. Teşekkür ederiz oğlum. Ya bu durumu abi yazdığına. Hemen abi bir saniye. Bana gel. Biraz su fazla basmışım ben. Domates hemen. Suya bak bak. Sulu olacak. Niye kuru inmez. Sulu olacak. Bak 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 kızarmaya devam ediyor hala. Kendi kendine kızarıyor. Görüyorsun. Kendi kendine kızarıyor. Öyle olacak. Ha bu işte bu benim. Bu bas ona. Kanal odur. Acelem vardı. Bir boş tabak verir misin? Şimdi.
Hepsini bir vermedi böyle iki. Tamam, iki iki vereceğim amca. Durum hazır mı? Evet. Evet. Diyorsun kışın daha güzel oluyor. Kışın daha mesela yazın hakikaten ağır gelir. Yazın sabah zaten geliyorlar zaten. Yazın sabah 9'da gene kalmıyor yazın. Serinlikte geliyor. He, serinlikte geliyor. Saat öyle 5.30-6'da hava aydınlıktır daha çabuk. Ama kışın saat 6-6.30'da hava aydınlandığı için rahatsın yani. Serindir bir de hava. Doğru. Serin kadar yiyebiliyorsun. Abi durum yapma. Evet. Valla ben sana söyleyeyim, bu ciğer her zaman yenir ya. Ya her zaman yenir işte. Abi yani sulu her zaman yenir. Suludur. Güzeldir yani. Ama şimdi durum yaptı, bizim kanalda da yorumlarda hep özellikle yazdılar. Yani Zeki Usta'nın yanına gidip falan orayı da bir deneyin. Tabii diye. Yıllarca herkes geliyor zaten. Yani eski insanlar tanıyor, biliyor. Doğrudur. Sertaş valla gitti ya. Hemen yiyorum abi. Tam spre ettim abi. Abi bir de fiyatı soralım. Yerin fiyatı mı? Evet. 65 hocam. 65. Porsiyon evet. 65. Evet. Dürüm? Dürüm 32,5'tı da 30 alıyorum. Dürümlerden az alıyorum. Dürüm. Dürümlerden kendim. Hadi atın şeritleri saç. Bu şişeri. Taze ciğere göre çok uygun. Biz geziyoruz abi. Şimdi bizim kanalımızda çok doğru var. Ciğer videosu da var. Ya biliyorum. Fiyatları aşağı yukarı biliyoruz Diyarbakır'da gene. Anladım. Yani ona biliyorum 65 ben. Uygun. Bu kalite, bu lezzette, bu tazeliğe uygun yani. Tabii. Attım mı dürüm? Ben açıyorsun. Ayak bitirdim ya. Altı iş bura hadi. Helal et kardeş. Burası çift biber kapı gönderiyorum. Burası çift kapı. Baksana. Büyük porsiyona yani 2-3 ismi var. Özellikle çift kapı yani. Çift kapı, tek kapı, Urfa kapı. Büyük postanenin hemen yanı. Hemen dibinde. Açık hayvanın da var üstü hemen. Ben melek gibi adam ama o. Melek gibi adam. Hadi bana servis açmıyorsun abi. Abi elimde elimde. Eski usul demir tasta hayvan. Eski usul. Zaten diye bak hep söyle ya. Büyük abi, tas olur. Aynen. Yuvarlak ya da bunda olur. Bardak tabii ben. Bardak yok. Bardak kullanılmıyor. Bardakta ayran veriyorum. Ama var ya gerçekten senin dediğin gibi bak şu an domatese hiç ihtiyaç yok aslında. Vermesen de sırıtmaz. Yok. Sırıtmıyor fazla hocam burası. Arada çünkü alışkanlık var. Ben tabii bununla. Alışkanlık da var ha. Abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık sizin de. Biz şimdi buradan başka gezeceğiz, dolaşacağız. Tabii. Çok tabii, teşekkür ediyoruz. 65 lira dedim fiyat değil mi? Tabii. Adresi zaten söyledik, videoda evet. Verdik. Abi 10'a kadar, 10, 10.30, 11. 10.30'da kapalıyım. O civarlara yetişirseniz. Yetişirseniz buyurun bekleriz sizi. Bekleriz. O zaman biz ne yapalım? Biz Diyarbakır'da gezmeye devam edelim. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu güzel mekan hakkında da yorumlarınızı muhakkak yazın. Bekliyoruz. Bir sonraki, abim de bekliyor sizi. Muhakkak gelin uğrayın buraya. Bir sonraki Diyarbakır lezzetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.